muhakemeye çıkıyor. Onun için Eshab ve Eshab-ı Kiram'dan Hazreti Ömer'den korkmayan kimse yoktu. Herkes korkardılar. Adaletinde mesela Nubeydet-i Müşşarbe'yi şekva ettiler Zahreyn'den, dediler ki bunu buradan attır, bu işin bir iftira edelim. Getirdiler, 10.000 dirhem birisinin yanına koydular, dediler ki sen, biz şekva ederiz, seni de getirdik, sen de yatırak et ki bir kim aldı, Nubeydet-i Müşşarbe aldı, 10.000 dirhem benim yanıma koydu. Sen de dünya trafik, biz kendisinin para veririz. Yalnız şunu şuradan attıralım. Şekva ettiler, şekva ettiler, güzel götürmez çalırdı. Devletçileri çağırdı, onları gördüler, Hazreti Mühendik geldi. İddianız ne? Dediler ki bu beyt bana hıyanet etti, 10.000 dirhemi aldı, bir ülkesinin yanına koydu. Sen hiç söylemedin. Bu adama söyledi ki sen, senin yanına Nuhay'la para koydu mu? Koydu dedi. Ne dedi? 10.000 dirhem. Nuhay'a dedi ki cevap ver. Sen beytin malından ama Hazreti Mühendik biliyor mu yapar? Hazreti Nuhay'la'yı tayin etmezden evvel anlamadan tayin etmez. Fakat mecbur zahire göre muhakeme edecek. Nuhayr ise Arap'ın en zekilerinden, zahirlerinden birisiydi. Meseleyi dinledi, baktı ki bu yalan, bu yalan ne? Ya emir el mümin bu yalan dese, yalan bir şahit verip eder, yanıt edecekler. Hiçbir fayda temin etmeyecek. Fakat Nuhayr öyle bir adam dedi ki, bir belaya sıkışta, hiç kapısı olmasa kendisine çıkacak kapı bulur. İşte burada da böyle sıkıştırdılar. Kendisine çıkacak kapı buldu. Dedi ya Mirel Mümini çok doğru diyorlar. Ben Beytül Mal'dan para aldım, bu adamın yanına koydum ama miktarını yalan söylüyorlar. 10.000 değildi, 20.000'di. Cüneydin, şimdi dediği gibi Hazreti Ömer öteki adamdan alacaklar. Şimdi 10.000'i zaten emanet koymuşlar. Fakat 10.000'i de fazladan alacaklar, adamı malik edecek. Adam bu sefer sıkıştırırım ben, onun için bir hem benden alacaklar, ben kimden alayım bunu? Ya yine müminin dediği gibi, mesele yavru, aslı yok, asları yok. O 10.000 dirhemdi, 10.000 dirhemdi, bunlar kesete koydular. Beni şimdi zarara sokacaksa, ya trafik diye gibi, Hazreti Ömer'e dedi, gel dedim, bak, ne gibi oldu mu, yeter sıktı. Böyle böyle, lafsız laf değil. Bundan kim korkmaz? Evet. Şimdi burada başka yerlerde diyor ki üç gün dolaştı. Hazreti Ali radıyallahu teala anneyi isteyen az bir cemaati, bir deli haşir. Fakat bütün Arap kabileleri illa Hazreti Osman, Hazreti Osman demek ki müteferati ilahine de böyle zaten Hazreti Osman'a biat oldu. Biz de Hazreti Abdurrahman'ın devresinin meksedi Hazreti Ali'ye biat etmişti. Meksedi bu. Fakat meksedine muvaffak olamadı. Hazreti en son üç gün geçti. Gece oldu. Artık şafak atmadan evvel mesele halledilecek. Üçüncü gün bitti. Zaten Hazreti Ömer öyle tembih etmiş. Eğer üç gün olur da biat etmezler de bunların hepsinin boynunu bulur. İhtilaf çıkar. Nasıl üç günde bir ittifak etmezler? Artık sonra artık bir ittifak edecekler. İki adam yolladı. Birisini Hazreti Osman'a, birisini Hazreti Ali'ye yolladı. Dedi ki herkese gelin. Kendisi de vitri kırmamıştı, vitri kırdı. Artık şafakat edecek. Geldiler. Geldi, Hazreti Ali'ye dedi ki, Allah'ın kitabıyla, Resulullah'ın sünnetiyle, şeyhinin gittiği yol ile, onların yapmış olduğu ve gitmiş olduğu şekilde gitmeyi vaat ediyor musun, seni ziyaret edeceğim. Bize Allah'ın kitabıyla, Peygamber'in sünnetiyle yürürüm ama şeyhinin iştihadiyle ben ya yürürüm ya yürürüm. Benim de kendime göre bir iştihadım var. Olur ki benim iştihadım onlara muhalif olur, ben söylemezdim. Ben kendi iştihadımda yürürüm ama burada Ömer böyle yapmış, Ebu Bekir böyle yapmış, ben bunu söylüyorum. Bu işte söyledi. Onların yolunda, izinde gitmek sözünü veriyorsunuz da sana biat edeyim, Hazreti Ali'ye söz vermez. Ondan sonra Osman'a, Hazreti Osman'a dedi ki, sen onların izinde gitmeyi söz veriyor musun, veriyorum dedi, Hazreti Osman'a biat etti. Şimdi burada ikinci bir mesele var. Niçin Hazreti Osman giderim dedi de Hazreti Ali gitmem dedi. Hazreti Ali'nin kendine göre iştihatları vardı ki, bir müçtehit kendi iştihadını bırakıp başka bir müçtehidin iştihadıyla gidemez. Bir de kendi iştahıyla melekecek.
Hatta birçok yerlerde Hazreti Ömer bile Hazreti Ali'nin şeyini almadı mı? Çünkü Ömer'in şairi olduğunu için Hazreti Ali biliyordu ki birçok yerlerde kendisinin iştahını ileri sürekli bu vakitte başına kalkacaklar ki sen söz vermiştin, niye durdun? Bu işi ne söz verdi? Ne de bunların dediğini yaptı. Hazreti Osman onun da ilmi fazli yüksek ama Hazreti Ali derecesinde değil. O tabi Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer nasıl yapmışsa mecbur oldun gidecek. Ama gitmedi ki oldu, sonradan da başına baktılar. Onun gitmedi ki bazı şeyler oldu ki işte onu kendisine başına baktılar ve fitnelerin başına sebep oldu. Fakat Hazreti Osman onlara da cevap buldu, verdi ama fakat iş işten çıktı. Orada zikrediyoruz burada. Tembih, ölümün min hazihle hadis enni Ömer. Bu hadislerden bilindi ki Hazreti Ömer kâne habben nâsîbe aliyye. Hazreti Ali'ye nasıl en sevgilisiydi? Hazreti Ali nasıl içerisinde en çok sevdiği kimdi? Hazreti Ömer'di. Ve enne aliyyen kâne habben nâsîle Ömer. Hazreti Ömer'e de nasıl en sevgilisi Hazreti Ali'ydi? Hı? Hazreti Ebu Bekir'den o zaman da muhala Hazreti'ye. Hazreti Ebu Bekir vefat etmiş Kıbrıs. كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ Nitekim Hazreti Ömer'in kavli buna delalet eder ki اِنْ وَدُّوهَا اِنْ وَدَّوْهَا اِنْ وَدَّوْهَا اَجَرْ Tevdi ederlerse, halife yaparlarsa اَلْ اَجْلَحَ şu başı ürtüleri olmayan adamı el-hadis. Yani onları doğru yola götürür. Hadisinin gerisi geliyor. Evet. وَاَنَّهُ اِنَّ مَا لَمْ يُوَدِّهِ Peki niye tevliye etmedi? El-Khilafet'e bari devleti onun evra olduğunu haber verdi. Fakat onun için tayin etmedi. مَخَافَةَ اَنْ يَسْتُرَ Sadir olmak korkusundan. مِنَ الْخَلِفَةِ خَلِفَةً اَمْرٌ bir emir. Halifeden bir emir sadir olur da فَيُبُونُ Ömer olur, ruhu el mesulü mesul olur, anhu olur. Dedi ki ben bunu tayin etsem, Hazreti Ali'yi tayin etsem olur ki bundan bir emir zuhur eder. Evet, bundan ben mesul olurum. Ben sağlığımda bu mesuliyeti üzerime aldı, öldükten sonra almam. Ne korkudan Hazreti Ali'yi tayin etmedi. Layık olmadı ondan dolayı değil. Çünkü Hazreti Ali'nin zamanında fitneler kopacak. Hazreti Ali o fitneleri yapıştırmak için bir takım tedbirler alacak. Olur ki o tedbirlerde bir hata etmiş olur, o da yazıları yükselir. Ahirette ondan sual edilir ki, sen bunu tayin ettin de, işte bu hatada dolayısıyla sana raci oldu. Bundan korktu. Ve'elmini bildiği için kendine şifene fikreler, fedavva olur da da bu kendisinden sorar. Ve lehâzâ bunun için gâle lâ tahammelhâ hayyen ve meyyiden. Onun için dedi ki ben sağ olarak, ölü olarak bu kilafetin yükünü yüklenmem. Sağ olarak yüklendim ve bir kötü yüklenmem. Fî cevâbi Abdullah ibn-i Ömer, Abdullah ibn-i Ömer'in sözüne cevap verdiğinde böyle dedi. Abdullah ibn-i Ömer'in cevabı neydi? Femâ yemnevke. Dedi ki babasına, madem Ali evlâydı da femâ yemnevke. Ne şey seni men etti ki entüvebbi Ali'yen, Ali'yi halife yapmaktan seni men eden şey neydi? Madem evladı niye tayin etmedi? O da dedi ki ben sağ ve ölü olarak hilafetin yükünü yüklenmem. Sağ olarak yüklendikten sonra hangi birisini tayin etsem, bir hata işlese bana raci olacak. وَظَهَرَ بِهَذَا Bununla zahir olduğu ki bu rafidati, rafıza cemaatinin yalanı وَاسْتِرَاهُمْ istiraları ki اَنَّ عَلِيَّ Ali muvaffaket etti Ebâ Dûdû ete Ebâ Dûdû'ye muvaffaket etti yani onunla anlaştı fî fethi Ömer Ömer'in katında Rafızılar diyor ki Hazreti Ali Ebu Dûdû'yu teşkil etti ki kez Ömer'i öldürdü halbuki yalan Hazreti Ali Hazreti Ömer'i bu kadar sevdi ki halda kesmez dur der mi buna ve ennehu innemâ katelehu وَاَنَّ اَبُوْ دُولَى اِنَّمَا قَتَلَهُ هَمَنْ اَنْجَكُ اُذُّرْتِ Hazreti Ömer'i an emri Ali'nin, Ali'nin, Hazreti Ali'nin emrinden dolayı emretti geç öldürdü, o da öldürdü diyor. وَاَنَّ اَمَرْ اِنَّمَا جَعَلَ الْخِلَافَةِ شُورًا
Rafızlar yine diyorlar ki hilafeti şura kıldı. Yani siddeti halkının arasında. Şura kıldı da Ali'yi veliye tayin etmedi. Niçin bunu yaptı? لِيَصْرِفَهَا اَنْ عَلِيِّنْ Hilafeti Ali'den saklısın. Ali halife olmasın diye bunu yaptı. İkinci, bu da bir iftira. Eğer doğrudan doğru Ali'yi halife tayin etseydi de dedikodu olmazdı. Ama şura olduğu gibi tabi öteki taraf galebe çaldılar. Hilafeti Ali'nin elinde aldılar. Onun için Rafıza taifesi ashab-ı kiramı hepsini tekfir ediyor. Hazreti Osmaniye, Hazreti Abdurrahman bin Avfi, Talha'yı, Zübeyir hepsini tekfir ediyorlar. Niçin? Niçin Ali'ye biat etmediniz? Evet. Ve enne Abdurrahman bin Avf. Onların bir iftiraları da şu ki Abdurrahman bin Avf radıyallahu zelan Vatene Osmane Osman'ın gizli anlaştı. Vatene yani gizli onunla anlaştılar. Ala zâlike bunun üzerine. Gizli anlaştılar ki böyle böyle yapalım da Ali'yi halife yapmayalım. İlâ gayri zâlik daha bunlardan başka şeylere kadar minel zûri ve töhtar yalan ve zuhtandar. Evet bunların yapmış olduğu yalancılıklar da işte bu izahatla meydana çıkmış olduğu. Fekâtelehumullah Allah onları öldürsün. Enna yürfekûn nasıl iftira ederler. Fekâtelehumullah Cenab-ı Hak onları katmışsın. Dima yefterun iftira etmiş oldukları şey sebebiyle. Feinna rizdâhi ve inna ileyhi râciûn. Feinna rizdâhi sizlere değil mi? Ayet-i kerimede de inna lillahi ve inna ileyhi racun yalnız bir fakir. Fe inna lillahi ve inna ileyhi racun cümleye dahil olmuş. Fa cümleye dahil olmuş. Yani bir musibet geldi mi? İnna lillahi ve inna ileyhi racun. Öyleyse bu rafızanın bu kizvi bir musibettir, bir fitnedir. Ümmet-i Muhammed arasına girmiş azim bir fitnedir. Öyleyse ne yapacağız? Allah onları nehvetsin, katletsin. Buna diyecek sözümüz, artık fa cümlenin üzerine dahiliyor. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyeceğiz. Bir adam ölmüşse ne diyoruz? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bir musibet. Herhangi bir musibet isabet ederse müminler öyledir. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Yahudi bir şeylerin rafızaların da bu sözü bir musibet. Ümmet-i Muhammed'i ikiye bölmediği için bir de size. İnna biz lillahi Allah için. Ve inna biz ileyhi ancak Cenab-ı Hakk'a raciun rücu edeceğiz, döneceğiz. Yaptığımız işte onun için gideceğimiz yerde o başka şey yok. وَمِنْهَا قَتْلُ اَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَمِنْهَا fitnelerden birisi de قَتْلُ اَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ emir-i müminin katlıdır. وَسَيِّدِ الْمَحْسُولِينَ mahsulların başı. Kim? Osman ibn-i Affan. Osman ibn-i Affan. Şimdi Osman ibn-i Affan'a emir-i müminin bir de seyyid-i mahsulin dedi. Yani bir adama yardım edilmesi lazımken edilmezse, terk edilirse ona mahsul diyorlar. Yani nusretu ondan kestiler. Dünyada bu çok olmuş. Mesela Hazreti Hüseyin'e yardım edilecekken yapılmamış, Hazreti Ali'ye yardım edilecekken yapılmamış, daha birçok şeylerde böyle olmuş. Fakat bunların başı ki Hazreti Osman Seyyid-i Maksud. Yani ona yardım edilmesi lazımken yardım etmediler. Bıraktılar nusreti. Ondan sonra şehadetine sebep oldular. Onun için o Seyyid-ül Mahsulin. Nasıl Hazreti Hamza Seyyid-i Şuhada ise bu da Seyyid-ül Mahsulin oluyor. Ali Zübeyir radıyallahu ta'ala Hazreti Zübeyir'in evamından rivayet edildi ki ennehu kal. Buyurdular. Katelen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz öldürdü. Yevmel Fethi Mekke'nin fethi günü. Recülen bir adamı. Min Kureyş'in Kureyş'ten. Sabran sabran öldürdü. Sabran ne demek? Yani harp dolayısıyla değil. Bu adam demi heder edilmişti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye girmesine evvel ilan etti ki şu adamları nerede görürsünüz öldürün. Demi heder edilmişti. Onlardan birisi de Kureyş'ten ismi hatırıma gelmiyor. Birisi de buydu. Bu
kaçamadı. Gitti, Beytullah'ın perdesi arasına girdi. Cahiliye zamanında var ki perdeyle duvar arasına kim girerse onu öldürmezler. Orada kalırdı. Ha, o adam da bu kendisini kurtarmak için gitti, perdeyle duvarın arasına girdi. Fakat aradılar, gitti Resulullah Efendimiz'e haber verdiler, tutun getirildi. Getirdiler ve onu öldürdüler. Sabran dediği yani kriz çekmeden kendisi öyle sabretmiş ve ona razı olmuş, öldürmüşler. Ve buyurdu ki bundan sonra Kureyş'ten sabran kimse öldürülmez. O da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme çok eziyet etmişti de onun için öldürdü. Fakat ismini hatırlayamadım. Sümme kâle, sonra Peygamber Efendimiz buyurdu ki la yuktalu Kureyş'in hiçbir Kureyş'ten bir kimse katledilmez daha da yevm bugünden sonra sabran. Sabran katledilmez. Sabran yani durup dururken katledilmez. İlla racülün, illa bir adam katledilirse katele Osman ibn-i Affan. Osman ibn-i Affan'ı kim öldürürse o sabran da olsa katledilecek. Kureyş'ten hiçbir kimse öldürülmez sabran. İlla Hazreti Osman ibn-i Affan'ı kim öldürürse o öldürülecek. Fakturuhu, siz onu öldürün. Siz Hazreti Osman'ı öldüren öldürün. Fe illa tef'alû, eğer siz bunu yapmazsınızsa, onu öldürmezsinizse, tuktalû, siz katlolunursunuz. Katle şair koyunların katli gibi. Koyunları nasıl tutarlarsa, boğazlarlarsa sizi de öyle boğazlarlar. Ravahul bezzar ve tazarani, bezzar ve tazarani bunu rivayet etti. Yeterken şimdi Hazreti Osman'ı katleden, Muhammed bin Ebu Bekir gibi öldürmedi. Çünkü o katil değil. Katle sebep olma. Esas katil Mısırlıydı. Kureyş'ten değildi. Halbuki hadis-i şerifte diyor ki Kureyş'ten diyor. La yuktaru Kureyş'in bazı hâda hâda liyav sabrın illa racunun katel Osman'ın akla. Yani şayet Kureyş'ten bir adam öldürseydi Hazreti Osman'ı öldürülecekti. Kim onu illa bu Kureyş'ten de biz bırakalım denilmezdi. Emir ödeyim. Evet. Fakat öldürenler Mısırlıydı, Kureyş'ten değildi. Yani bundan da ima olur ki Hazreti Aişe'nin ve Hazreti Tele'nin iştahatları mucebince bu 3000 kişinin hepsi katil sayılır. Mısır'da 3 kişi girdi ama fakat o 3 kişinin arkası kimdi? 3000 kişiydi ve bunların bir kısmı da Kureyş'ten idi. Binaenaleyh bunların hepsinin öldürülmesi lazım gelirdi. Eğer siz öldürmezsinizse koyunlar gibi katlolunursunuz ve hakikaten de oldu. Fakat Hazreti Ali radıyallahu teala dedi ki 3000 kişinin katli lazım gelmez. Hazreti Osman'ı öldüren 3 kişidir. 13 kişinin kısası lazım gelir. 13 kişinin zaten esas kılıcı vuran birincisi Hazreti Osman'ın kölesi öldürdü. Kaldı 2 kişi. Bunlar da Hazreti Osman'ın veresesi dava ikame edecekler. Halifenin huzurunda biz kan talep ediyoruz diyecekler. Muhakemeden sonra kısas edilecek. Yok affederlerse kısas da yok. En evvela dedi biat edin. Beni halife olayı etraf her taraf beni biat etsin. Ortalık sükunet bulsun. Ondan sonra kan davasına başlayalım. Hazreti Aişe, Hazreti Aişe dediler ki senin dediğin sülh-ü müsaleme zamanındadır. Halbuki bu 3000 kişi kıyam etmişler. Biz halifeyi zulümden öldürmüşler. Ondan sonra gelmiş, senede biat etmişler, sen kendi tarafını almış, onları himaye ediyorsun. Bir de biliyorsun ki bunların kısası lazım gelmez. Ya 2 kişinin kısası lazım gelir. 2 kişinin kısası da Osman'ın evlatları kan davası güderlerse, dava ederlerse, Osman'ı öldüren, Osman'ın çocuklarını öldürmez mi? Seni gel düşünden yarıştırdılar. Binaenaleyh bu 3000 kişinin derhal katli lazımdır. İslamiyet bunu emreder. Hazreti Ali dedi ki yok. 2 kişinin katli lazım gelir. Derken iştihat meselesinden dolayı iki tarafın iştihadı ayrıldı. Ondan sonra harp oldu. Sırf bir harbi, kemal rokası işte o, bu deva üzerine oldu. Yani buradaki bezer ve tedaranın rivayetine göre eğer onlar öldürülmezse siz de koyunlar gibi öldürürsünüz. Bu da tahakkuk etti. Yani Ebi Hureyre'te Ebi Hureyre'te radıyallahu teala anhu ennehu kâd Hazreti Ebu Hüreyre radıyallahu sallam'dan rivayet ediliyor ki o dedi ne vakitte dedi ve Osman'ı mahsur idi. Halbuki Hazreti Osman mahsur idi. Etrafını kuşatmışlar.
hiçbir tarafa bırakmıyorlar. Hisardaydı. Bu vakitte Hazreti Ebu Hüreyre dedi ki, buyurdular ki, Semiyatü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben Peygamber Efendimiz'i işittim. Yakulu buyurdu ki, setekûnü olur. Fitnetün ve ihtilafın. Fitne ve ihtilaf olur. Müslümanların fikirleri ayrılır. Evet, bu da bir fitnedir. Bu vakı olur. Gelecekte önünüzde bu vakı olur. Setekûnü sin, istikbalisi. Yani yakında bu fitne ve ihtilaf içinizde çıkar. Kulna Hazreti Ebu Hüreyre diyor ki biz dedik ki fema neyle te'muru emridersinna bize fema te'muruna ma istikam. Yani bize o günde neyi emredersin ya Resulullah? Fade Resulullah Efendimiz buyurdular ki aleyküm sizin üzerinize vaciptir ki mülazemet edesiniz bil emiri emire, emirun mümin kim ise ondan ayrılmayasınız ve eshabihi onun hesabından ayrılmayasınız. Size vacip olan emirul müminin nerede, eshabi nerede, siz de orada olasınız. Ve şare, işaret eyledi Hazreti Ebu Hüreyre ila Osman'a, Osman'a işaret eyledi. Bu fitne oldu. Resulullah da dedi ki emir kim ise ve eshabi kim ise onunla beraber olunur. Hazreti Ebu Hüreyre de işaret etti. İşte emirimiz Hazreti olsun. O zamana geldi. Şimdi kiminle olacağız? Hazreti Osman'la olacağız. Ravahul Hakim ve Sahhar'ı söyledi. Hakim bunu rivayet etti. Beyhaki de hadisi sahih dedi. Ve en Aişe radıyallahu anh, Hazreti Aişe'den rivayet buyuruldu ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz dua Osman'ı, Hazreti Osman'ı çağırdı. Fetihale yusirru. Gizli konuşur oldu ileyhi Hazreti Osman'a. Bir şeyler konuşmaya başladı. Velevne Osman'ı, Osman'ın rengi de yatağı geri de düşürdü. O konuştuğu şey Hazreti Osman'ın da rengi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gizli ona şey konuşuyor. Hazreti Osman'ın rengi de değişiyor. Rengi alıp renk veriyor. Felemma kâne yevmüddâr. Baktı ki yevmüddâr oldu. Yani Hazreti Osman'ı muhasara ettiler. Onun için yevmüddâr. Hazreti Osman'ı evinde muhasere ettiklerinden şöyle isim verildi. Onla biz dedik ki Ela tukatilu. Ya Osman sen mukatele etmez misin? Seni muhasere ettiler. Sen bunlarla hadis mi yiyecek misin? Kale da dedik yok hadis yiyeceğim. Niçin? أن رسول الله يعني لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم زيرة في أنبرة الناس أهد أهد في إلي بنا أمرا بالأمر زير أمري بنا ويرتي ودنتك خلافة خلافة أهد وخلافة كلب فأنا صابر عليه فأنا قلن سأنا صبر بك يعني بو خلافة إشكار نياتهم أط نياتهم فأنا صبر بك شهيد olacağım. رواه ابن ماجه والحاكم وَصَحَهُ الْبَيْهَكِيُّ وَاَبُوْ نَعِيمٍ İbn-i Mace Hakim rivayet etti. Beyhaki hadisi sahiptir dedi. Ebu Naim de hadisi sahiptir. Yani demek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman'a gizli vakı olacak fitneleri söylemiş. O fitnelere düşeceğini söylemiş. Ve kendisinin şehit olacağını söylemiş. Ve o gün gelirse senden hilafeti almak isterler çıkarma. Sabri şehit ol gel. Diğer hadislerden bu anlaşılıyor hepsi. Ve an Abdullah ibn Havale, Abdullah ibn Havale'den rivayet edildi. Kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdular. Tahkimûne alâ racülün. Tahkimûne siz hücum edersiniz. Alâ racülün bir adam üzerine. Öyle racül ki mu'tedirin sarılmış. Bir burdetin bir burdeye bir kıltaya sarılmış. Evet. Ne olduğu halde, mübaya eder olduğu halde, nase mübaya eder olduğu halde, bir bürdeye sarılmış bir adama hücum ederseniz, öyle adam ki, min ehli cennete ehli cennette. Kendisi ehli cennetten olduğu halde, nase mübaya etmiş, siz onun üzerine hücum edersiniz. Diyor ki, peki bu kimmiş? İsim söylememiş Peygamber Efendimiz.
yani Müslümanlar bir adamı hüküm edecekler. Bu adam da elinde kılıç karşıya gelmiş her bir yılan atıyor değil, ıstırtaya sarılmış. Oturduğu yerde duruyor. Yani hücum edeceksiniz, halbuki o da elbise mevzendir. Nasıl bir bayağı diyor. Nasıl bayağı diyor, yani emir-i müminin olur. Alışverişin anasını değil. Bu bayağı etmiş, yani emir-i müminin olmuş bir adama siz hücum edeceksiniz. Hücum et. Hücum olun diye, Ala Osman, Hazreti Osman'a hücum olun diye. Vahva muhakkak yürün, halbuki o sarılmış ki, bir ütesi hibretin, bir hibret ütesine. Bir benim için yani o üzerine sarıldığı şeyin şekli kumaşı. Ona sarılmış ki, evet, mübayağı mübayağı ediyordu. Ona sarılmış ki, ona hücum etti de, Rıvahul Hakim, Hakim rivayet etti ve sahaha. Hem de hadisi sahihtir dedi. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinde isim zikredilmedi. Fakat bunu rivayet eden Abdullah bin Havar diyor ki hadis kimde tetabuk etti? Hazreti Osman'da. Hazreti Osman'a hücum ettiklerinde o bir güldeye sarılmıştı ve nasa biat etmişti diyordu. Ediyordu ki yani emirin mümini, emirin mümini idi. Hilafeti ondan almak istediler, vermedi, yok. Vermediler ve bu şekilde ölürlerdi. وعن كعب بن مرة رضي الله عنه كعب بن مرة رواية جدا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان برفا منزدان اشتن ذكر فتنة بل فتنه ذكره لدي فقربها وفتنه يخلشتردي وفتنه ذكره درته رسول الله Efendimiz yakında bu fitne olacaktır buyurdular. Femerre yürüdü geldi yani racunun bir adam. Öyle adam ki mukennağın başını, yüzünü, gözünü örtmüş bir adam. Mukennağ başını görsen de yüzünü beraber ona mukennağ derler. Şimdi sövdüğüm bir elbiseyle, bir elbiseyle örtmüş yüzünü, gözünü, başını. Fekale, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, haza şu adam, yevmeyizin o fitnenin kopmuş olduğu günde alel hüda, doğru yol üzerindedir, hidayet üzerindedir, dedi. Hakemdü, Rav-i Kâb-ı Mürre diyor ki, bu adamı ben tanıyamadım, başı gözü örtüldü. Fakuntu kalktım ileyhi ona, kalktım gittim o adamın yanına, acaba bu adam kim ki? O fitne zamanında bu hidayet üzerine olacakmış. Feizâ huva, baktım ki o adam, Osman-ı Rabiyallahu anh, Hazreti Osman-ı Mürre'ymiş. Şimdi Bahri Şerif'ten ne anlaşıldı? Bu fitneyi yapanlar Hazreti Osman'ı haksız olarak iddia ettiler. Bu haksızdır, öldürülmeye layıktır dediler. Onların hatasını bu hadis-i şerif haber vermiş oluyor ki o Hazreti Osman'ın hidayet üzerine hata ötekilerde. Ya bilmiyordular yahut da bilir temin ederseler. Ekserisini bilirdiler. Dediler o zaman doğruydı fakat sonradan kafir oldu. Hazreti Ali dediler ya, sen Allah seni methetti, Resulullah methetti, sen o vakitte methelayıksın ama şimdi kafir oldun dediler. Ona da öyle dediler, Hazreti Osman da ben Peygamber Efendimiz böyle demedi mi, böyle demedi mi? Evet, dedi. Ama değiştin diyorlar, bozuldun sen. Allah nifaktan ve şeytandan muhafaza buyurdu. Ve yani Ayşe radıyallahu anh'a Hazreti Ayşe'den rivayet olundu ki kâlet, Hazreti Ayşe buyurdu. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e li Osman. Resulullah Efendimiz Hazreti Osman'a dedi ki İnnallâhe Cenab-ı Hak Teâlâ Hazretleri nukammisuke sana gömlek giydirecek. Nukammis kannese, yukammisu taklit eden nukammis. Kömlek giydirmek. Sana kömlek giydirecek. Beni sen bir temiz. Bir kömlek giydirecek. Ey müvellike seni Cenab-ı Hak tevli edecek el-hilafeti hilafeti. Hilafeti verecek. Sana Cenab-ı Hak bir kömlek giydirecek. Ne demek? Bir vazife verecek. O da nedir? Hilafet. Hilafet kömleke teşkil edecek. Şeyin aradeke eğer seni murat ederler ise el-münafikûne münafıklar
alâ kal'ihi ut tömledi çıkarmaya mürad eder çalışırlarsa fela tahtelâhu sen onu çıkarma. Burada hadis-i şeriften bir şey de anlaşıldı. Hazreti Osman'dan hilafeti alıp çıkarmak isteyenler hakiki müminler mi, münafıklar mı? Peygamber Efendimiz'in misaliyle münafıklar. İşte bundan da anlaşıldı. Burada münafıklar bile Hazreti Abu Bekir'in münafıklardan olmasa yapmaz mı? Münafıklar, münafık iki kısımdır. Bir kısmı ertikadan münafık, bir kısmı amelen münafık. Ertikadan münafık olan Allah'a peygamberi iman etmeyen ertikadan münafık derler. Bu Peygamber Efendimiz zamanında 300 kadar vardı. Ve onlar mümin değil, zahirde mümin tanınır ama onlar hakikaten kafirden derler. Fakat bunlar öyle değil, bunlar Allah'a iman etmişler, Peygamber iman etmişler, namaz kılar, oruç tutarlar ama münafıkların yapmış olduğu amelleri yaparlar. Buradaki münafıkken Murat, emeli münafık, emelleri münafık, ertifatları münafık değil. Ahirette cezaya ne olacak? Ahirette cezalarını çekecekler, eğer ölürse. Ertifatın münafık, bir kısmı emelen münafık. Ertifatın münafık olan Allah'a peygamberi iman etmiyor, ertifatın münafık derler. Bu, Peygamber Efendimiz zamanında 300 kadar vardı. Ve onlar mümin değil, zahirde mümin tanırlık ama onlar hakikaten kafirden derler. Fakat bunlar öyle değil, bunlar Allah'a iman etmişler, Peygamber'e iman etmişler, namaz kılar, oruç tutarlar ama münafıkların yapmış olduğu amelleri yaparlar. Buradaki münafıkken Murat, emeli münafık, emelleri münafık, ertifatları münafık değil. Ahirette cezaya ne olacak? Ahirette cezalarını çekecekler, eğer ölürken iman ile ölmüşse sonunda cennete gider. Yok. Dünyada artık şakaveti galebe çalmış da son nefesinde şeytan onun imanını elinden almışsa zaten tek doğru gitmiş. Onu bilmiyoruz. Allah'a emanet. Yalnız onlara amelen olsun, yani en aşağı amelen münafık denilir mi denilmez mi? Denilir. Deli işte hadisi şerif. Ve bundan ne anlaşılıyor? Hazreti Osman hak üzerine idi. Şimdi Şiiler mesela Hazreti Osman'ı kötülemek için onları haklı görürler. Yok. Hazreti Osman haklıydı. Onlar haksız idi. Onların emeli de münafık emeliydi. Sonra başlarında da Yahudi vardı onların. Hakiki Yahudi vardı. O Yahudinin desisesine kurbanını getirdiler. Abdullah ibn Sebe. Abdullah ibn Sebe Harim-i Şerif'ten çıkmaz. Böyle orada namaz kılar. Yemen'den geldi, Yahudi kendisini zahire Müslüman gösterdi, Müslümanların arasına karıştı. Ve gece gündüz ibadet eder, sert kaşın elbiseler giyer, geceleri namaz kılar, gündüzleri oruç tutar, burası mescitten çıkmaz, o kadar çok, o kadar çok ki artık karıncağı basmaz efendi. Halbuki mefsedi merhum, Allah'a peygamberi iman ettiği yok. Müslümanları aldatmak ve Müslümanların içine bir fitne sokmak. İşte bu işi hazırlayan da o oldu. Onun hakkında ayrıca Ömer Rıza'nın bir eseri vardı. Evet, ben bir cümle. Ve an Enes radıyallahu anhu kal. Hazreti Enes radıyallahu teala buyurdu ki, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve an Enes radıyallahu teala an, Hazreti Enes radıyallahu teala an'den rivayet edildi ki kâle, Enes buyurdu, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki, ya Osman'u, ey Osman, inneke sen, teli el hilafete hilafete sahip olursun, min ba'di benden sonra, yani benden sonra seni halife yaparlar. Ve seyyuriduke seni murad ederler. El münafikûne münafıklar alâ hal'iha hilafetin hali üzerine münafıklar sana gelirler. Fela tahlâha sen o hilafeti çıkarma. Yani sen benden sonra halife olursun. Senin hilafetin istemeyen adamlar, münafıklar gelirler. Seni hilafetten hal etmek isterler. Sen o hilafetten çıkma. Ve sum fi zalikel yevm. O günü de sen oruç tut.
tafturu indi, benim yanımda iftar edersin. Ravahu İbn Adiyyin ve İbn Asakir. Bu hadis-i şerifi İbn Adi ve İbn Asakir rivayet eylediler. Hani şu emrin cevabında geldi ya, o da meclim okulur. Ve Ali Hüzeyfe'de radıyallahu anh, Hazreti Hüzeyfe'den rivayet edildi. Kâre buyurdu ki, evvelül fiteni katlı Osman, ümmeti Muhammed içindeki fitnelerin en evveli Hazreti Osman'ın katlidir. Fitne olarak, alamet değil, alametlerin evveli Peygamber Efendimiz'in fiası. Sonra bir de fitneleri yukarıda saydı, Resulullah'ın dar-ı ahirete iltihali birinci fitne sayıldı. Fakat bu hadis-i şerif, Hazreti Osman radıyallahu ta'ala anh'ın katliyle öyle bir fitne çıktı ki kılıç girdi Müslümanların içerisine, kan dökülmeye başladı. Bu itibariyle fitnelerin evveli. İşte fitnelerin evveli hangisi? Peygamber Efendimiz'in dar-ı ahirete iltihali. Bu ikinci olur. İkinci olur fakat burada evvel demesi. Çünkü Peygamber Efendimiz'in dar-ı ahirete tesislerinde kılıç girdi mi aralarına? Yok. Yalnız fikir ihtilafı çıktı. Fakat burada kılıç girdi. Evvelin fiten, kılıç itibariyle fitnelerin en evveli Fatlı Osman, Hazreti Osman'ın katlidir. Vâhiruha, en sonu da kurucu Deccal, Deccal'ın kurucudur. En son fitne de budur. Deccal'dan sonra fitne var mı? Yok. Deccal'ı kim gömerecek? Hazreti İsa bitti, fitne bitecek. Yecüc Mecüc fitne dedi ki alametlerdir. Yecüc Mecüc alameti kübra zaten. Hazreti İsa zaten mevcut. Müslümanları Cenab-ı Hak Cuma'yı edip, Deccal'ı Yecüc Mecüc Müslümanları bir zararı oluyor. Fakat Deccal'ın zararı çok olacak. Çok Müslüman gördüğü sarıklı, cübbeli hocalar ona esker olacaklar. Allah bizi korusun. Zâd ibn-i Asâkir, İbn-i Asâkir ziyadeyledi, şey rivayetinde وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي وَالْبِرْ اللّٰهَ يَمِنْ اِدَرِمْ ki وَالَّذ۪ي وَالْبِرْ Cenab-ı Hakk'a yemin ederim ki nefsi, benim nefsim bir yediğim, onun yedi kudretinde olurdu. Ona yemin ederim ki مَا مِنْ رَجْلِ hiçbir adam olmadı. Öyle adam ki şey kalbi onun kalbinde olurdu. مِفْقَالُ حَبَّةٍ مَا مِنْ رَجْلٍ فِي قَلْبِهِ kalbin doğrucudur. مِسْقَالُ مِسْقَالُ değil, مِسْقَالُ حَبَّةٍ öyle mi yazmışızdır? مِسْقَالُ حَبَّةٍ bir hadde ağırlığı olmadı, bir hadde kadar kalbinde olmadı. مِنْ قَتْلِ Osman, Osman'ın katlinden bir hadde, bir miskal, hadde zaten küçük bir şeydir, o kadar olmadı. İlla tedi'ad deccal, illa o adam deccala tabi oldu. Yani hiçbir adam dünyada göremezsen ki Hazreti Osman'ın katlinden dolayı kalbinde bir sevgi var. İyi oldu ki bu adam ürküldü. Her kim Hazreti Osman'ın katlini hoş görürse, hatta isterse zerre kadar hoş görsün, İlla o adam Deccal'a ulaşırsa Deccal'a tabi olur. Peki Deccal'a ulaşmadı da öldü. İlla tebe'ad Deccal'a, Deccal'a tabi olur. İn edrekehu, Deccal'a yetişirse. Ve illen yudriku, erişmez de ölürse, amene bihi, Deccal'a iman eder, fikabini kabul eder. Deccal'ın şimdi kabirlerini yapacak. Ya, kabirlerde de fikri yapacak. Deccal kabire gidecek. Kabirdeki adamı kaldıracak. Sen benim hakkımda ne diyeceksin? İşte o vakitte Hazreti Osman'ın katlinden dolayı kalbinde bir zerre kadar bir işte onun katline dolayı sevgi meyil varsa kalbinde Deccal'a iman edecek. Evet doğrusu sen filah veriyor. Zaten Deccal'ın en büyük fitnesi bir de o. Kabre de musallat. Ha? Tabii ya. Yoksa dünyada herkese musallat oluyorsa Deccal'ın başında gelecek, kabirleri de musallat olacak. Fakat mümin olacak gidecek, kabir olan kabrinde iman edecek. Allah muhafaza. Diyecek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bir adam öldüğü gibi kabirde onun suretini gösterecekler.
bunun hakkında ne dersin? Birinci imtihan kabulde olur. Eğer mümin ise ahir zaman peygamberi doğrudur diyecek. Yok eğer münafık olarak ölürse, ben bilmiyorum kim olduğunu bilmiyorum diyecek. Aklını da zarar edecekler. Deccal da kabre gidecek. Deccal'a o kabre diye şey diyecek, seni iman ettim mi etmedim mi? Eğer iman ederse zaten azaptır. Zaten o ölmüş yani, suyu hatimine görmüş de. Ayrıca bu kitle de kabreyle olacak. Müslüman zaten ödeyecek. Bu da ayrı gelecek. Bak şimdi bu hadis-i şerifte sarahat var. Bunu kim rivayet etti? İbn-i Asakir. وَالَّذ۪ي نَفْسِ بِيَد۪ي مَا مِنْ رَكِلٍ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ قَتْلِ عُثْمَانِ اِلَّا تَبَعَ الدَّجَّالَ اِنْ اَدْرَكَهُ وَاِنْ لَمْ يُدْرِكُ آمَنَ بِهِ فِي قَبْرِهِ. Şimdi مَا نَافِيَ مِنْ رَكِلٍ مُقَدَّمْ خَبَرٍ مِثْقَالُ da مَاخَرْ مُتْتَدَى. Onun için onu yeter okudum, sen de öyle. مِثْقَالُ حَبَّةٍ مَاخَرْ مُتْتَدَادır, مِنْ رَكِلٍ de مُقَدَّمْ خَبَرٍ. Peki Hazreti Osman radıyallahu ta'ala anhu'yu şehit ettiler. Katline sebep neydi? Bunların da kendilerine göre bir delilleri var, dayandıkları bir sözleri var, yalan yanlış uydurma bir çoruk boğanda şeyleri var, sebepleri var. Ve sebebi katli, Hazreti Osman'ın katlinin sebebi bir ihtisar, muhtasar olarak şöyle deniyor. Yani bu uzun bahis de burada muhtasar olarak şöyle zikrediyor ki اَنَّهُمْ Hazreti Osman'ı şehit edenler intikad ettiler Ali Hazreti Osman üzerine ayıpladılar bazı umur bazı işleri intikad ettiler. Yani doğru yaptığına inanmadılar. Dediler ki eğri yaptın sen. Tenkit ettiler. Minha'ya bu umurdan birisi اَنَّهُ Hazreti Ebu Bekir وَاللّٰهُ tevriye etti, vali yaptı. Muhammed bin Ebi Bekir, Muhammed bin Ebi Bekir vali yaptı. Mısır'a Mısır'a. Mısır'a vali tayin etti. Bu iş çok uzun da evveli var. En nihayet Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Muhammed'in zoruna illa bunu vali yapacaksın dediler. O geldiler, hani böyle Hazreti Osman'ı toplandılar şehit etmek için. Mısır'dan geldi, Abdullah ibn Sebe'nin teşkili bu. Mısır'dan geldi, Kufre'den geldi, Basra'dan geldi, toplandılar. Dedikodu, dediler ki Mısır'ın valisini arz edecekse Muhammed ibn Ebu Bekir vali tayin edecekler. Yani Hazreti Osman'ın buna da rızası yok. Fitnenin başı buradan kopuyor. Hazreti Osman da fitneyi kesmek için pekala vali tayin etsin. Ona da bir şey yazsın, dedi ki kes vali o. Eski valinin yazsın ki bu geldi gelmez, işi buna teslim etsin. فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ الْفَرِيقِ Muhammed ibn Ebu Bekir cemaatini aldı. Cemaat ki muasiler işte. Hazreti Osman'ı öldürecek adamlar. Onlarla yolda yürürken izen birdenbire baktılar. Bir hudan Osman, Osman'ın kölesi, ala nakatihi Hazreti Osman'ın devesi üzerine. Yolda giderken baktılar ki uzaktan bir adam deveye gitmiş, koşuyor. Durun kutsun, koşun getirin. O da onlardan kaçıyor. Onlardan evvel Mısır'a gidecek. Koştu, gitti, yakaladı, getirdiler. Baktılar ki Hazreti Osman'ın kölesi. Devam et Hazreti Osman'ın. Getirdiler, şüphelendiler. Nereye gidiyorsun Mısır'a? Bizimle beraber niye gitmiyorsun, niye ayrı gidiyorsun? Şüphelendiler, sordular. Mesela Cehennem'e Mısır. Mısır tarafına gidiyordu, yakaladılar. فَاَتَوْ بِهِ Onu getirdiler. فَسَالُوا Sordular hani haber. Haber mi? Niçin gidiyorsun? Ve bizim katiliye niye karışmadın? Biz Mısır'a gidiyoruz, yol düşer, uzun yol. Bizim katiliye gitmiyorsun da ailen için gidiyorsun. Ve sebep ne için gidiyorsun? Helen yok diyor bu. Haber vermedi. Mısır'a gidiyoruz dedi. Haber yok. Fefette şuhu üstünü aradılar. Felehu mülakı oldular. Nahu kendisiyle beraber kitaben bir mektup. İlel amili bir Mısır, Mısır'daki valiye. يَمِرُهُ O kitapta emir ediyor. يَمِرُهُ Mısır'daki valiye emir ediyor. Ki o mektupta وَقَتْلِهِ Muhammed ibn Ebi Bekir'in katlini emir ediyor. O da yazıyor ki اِذَا جَاءَكُمْ Muhammed ibn Ebi Bekir فَقْتُلُوهُ Şimdi fakat nokta yok. Kafın noktası da yok. Tanın noktası da yok. Nasıl okursun? فَقْتُلُوهُ
getirdiler. Mesele uzun. Baktılar Hazreti Osman'a dediler ki sen vali tayin ettin Hümet İbni Ebu Bekir dedi. Şimdi de ayrıca bir adam gönderiyorsun ki bunu öldür. Bu nasıl şey? Hazreti Osman ne dedi? Haraca ile Medine'si Muhammed bin Ebu Bekir rücu etti Medine'ye. Feşten Ali Erba'atü Alâf'ın 4000 adam toplandı. Min Evbaş'ı Mısır'ın Evbaşlarından. Bu 4000 adam hepsi de Mısırlı değildi. Sofe'den, Basra'dan da vardı. Hepsi 4000 oldular. Evbaş ne? Evbaş. Evbaş Efe. Evbaş. Evbaş vur, tükür, çiçekti. Onlara Evbaş dediler. Varay, reisum, reisleri de İbn Hadis ve İbn Temim. İbn Hadis ile İbn Temim idi. Ve gayrıma daha başkaları ki bunlar haricilerin ileri gelenleri oldu sonra bunlar. Haricilerden oldular. Ve se'elû ve Yusman, Hazreti Osman'a sordular. Anil kitabı ve gulam. Bu mektupten ve gulamın ehvalından sordular. Ve ta'ala dedi ki la ilmedi değil. Bundan benim haberim yok. Ben ne bir küreyi gönderdim ne bu mektubu yazdım. Fakalı dediler ki inna hâda bu kâr-ı mervan. Bu Mervan'ın işidir. Ve arafu kattahu yazıya da baktılar Mervan'ın yazısı. Mervan, Muhammed İbni Ebu Bekir'den infek almamak için, bir fitne kaynatmak için mektubu yazmış Hazreti Osman'ın sırt tatilinde oldu. Şeye, yüz numaraya giderken Peygamber Efendimiz'in mührünü sırt tatiline verirdi. Yüz numaraya gitmesin mührünü. O günden evvel yazdı, hazırladı Hazreti Osman. Yüz numaraya gideceği vakitte mührü verdi ama mührü aldı, mühürledi onu. Hazreti Osman'ın haberi yok. Ondan sonra bir köreyi, deveye bindirdi, koşturdu. Bunu bildiler. Bildikleri gibi ve kâlû dediler ki fettâhu ileyna. Bu Mervan'ı bize ver. Madem biz bunu öldüreceğiz dediler. Selam yaf'al. Vermedi. Dedi ki bir adamı öldürmek için Allah subhanahu benden sonra gönderdi. Tevbe etsin dedi. Sonra Mervan'a sordular niye yazdın ya? Dedi ki ben fakturuhu yazmadım, takbeluhu yazdım. İzâ câetum Muhammed ibn Ebu Bekir takbeluhu. Siz bunu kabul edin. Var mı nokta? Fakturuhu da okunur, takbeluhu da okunur. Peki bunu söyledi ama ötekiler inanmadı dediler. Madem takbeluhu yazdı, bu küreği niye bize bakmadın? Bizim de beraber gelir. Ay işte bak, Hazreti Osman'ın şeysi var. Zaten yazmış, Hazreti Osman yazmış. İkinciye bizim yok ki. Ha, bu takbeli o değil, taktülü o. Bak onun için köle de bize batırmadı, ayrıca gidiyordu. Sen fitnenin başısın, seni öldüreceğiz dediler. Hazreti Osman'a ısrar ettiler. Bize ver, o da dedi ki, bir adam başka bir adam öldürmemiş, kısas edilmez. İrtidat etmedikçe de öldürmez. Mürtet değil. Bir adam da öldürmedi. Bu bir hata etmiş. Tevbe istiğfar. Bunun şeysi ne? Cezası tevbe istiğfar. Tevbe istiğfar etmiş. Yok dediler illa biz öldüreceğiz. Vermedi. Onun ölümüne sebep olmadı. Öyleyse dediler hilafetten çekin. Sen hilafeti beceremiyorsun. İşi Mervan'a teslim ettin. Mervan sırf kâfir istediğini yapıyor. Hilafetten çekin dediler. فَاَرَادُوهُمْ رَدِفْتُلَرْ عَلَى اَنْ يَعْضِلَ نَفْسَهُ Kendin azdır, çekil dediler, felem yeter. Onu da işlemedi. Niçin çekilmedi? Çekilse daha iyi olmaz mıydı? اِمْتِسَالًا بِالْحَدِيثِ الْمَارِ Mürur eden hadisi şerif için. Ona imtisal etti ki Peygamber Efendimiz buyurdu ki zinhar hilafet senden çıkarmak isterler, çıkarmak. İnna Allah hadiste neydi? İnna Allah muqammisuke kamisan. Sana bahsene bir kemis gibi kömlek giydirecek, sen onu çıkarma. Bu hadis. Se imtisaden nefsini azletmedi. Ve kânû o erbaş oldular. Lemmâ hacemul Medine, Medine'ye ki yoldan döndü, Medine'ye geldiler, hücum ettiler. Kâne Osman, Hazreti Osman oldu, yahrubi çıkardı ve müsallid ilmâs, nasa namaz kıldırırdı. Onun müsallidini, onlar da namaz kılardılar, hatta Hazreti Osman'ın peşine şehrin bir ay. Geldiler, Medine'ye girdiler, dava uzuyor, dedi kudu, Mervan'ı teslim edeceksen, etmeyeceksen, Hazreti Osman'ı kendin hal et, Hazreti Ali'yi buldular, onu gönderdiler, bu bir ay dedikodu ile geçti. O bir ay zarfında da Hazreti Osman giderdi.
namazı kıldırırdı. Onlar da peşine namaz kılardı. Bir ay böyle geçti. Sümme halece fi ahiri cümmeti. Bir aydan sonra en son cümlede çıktı Hazreti Osman. Halece fiha. Evet. O cümletin, son cümletin çıktı. Fahassabuhu. Onu taşladılar. Şu taşlıkta olur ya, kumluklu ufak ufak taşlar, tasver. Onlardan başladılar taşlamayı. Her halim sesinin içindeki taşlar aldılar. Hazreti Osman'ın yüzüne, gözüne böyle vurdular ki diyor, Hazreti Osman'ın vücudundan, başından, gözünden kan aktı ve düştü. Yani bayıldı. Hatta ve de anilinde, hatta minberden düştü. Ve lem yakbire yusakiye diyeyim. Onlar ona bak, kurdurmaya da kudret olmadı. فَسَلَّا بِهِمْ يَوْمَيْزِ O gün onlara namaz kıldırdı. Ebu Umame'te Sehb ibn-i Hüneyf. Ebu Umame namaz kıldırdı. Sehb ibn-i Hüneyf. فَمَنَا اُوْهُونِ de ondan sonra men ettirirsen de namaz kıldırmayacaksın dediler. وَكَانَ مُسَلِّ Onlara namaz kıldırırdı ki İbn-i Hadis tareten başları bu evvaşın başı İbn-i Hadis ve Kinanet ibn-i Bülsün okuyor. Bazen de Kinanet ibn-i Bülsün. Bunların ikisi de sonra haricilerden oldular, Hazreti Ali'ye kuruş ettiler, kuruş ettiler. Ya o zamandan başlamış bu işte. Onlar namaz kıldırırdılar. Febeka, evet febeka ve la zalike ve ala yapılır yavuz. Febeku bakiyyü, bakaya değil mi? Bakiye yapka. Bakiye yapka olunca Beku baku kaldılar. Ala zâlike bunun üzerine aşerete eyyâm. 10 günde öyle kaldılar. Yani Hazreti Osman'ı daha namaza bırakmadılar. Evliyince mahasar ettiler. Evden dışarı daha çıkamaz oldu. Camiye de gelemez oldu. Namazı da kendileri kıldırıyor. Ve kâne Talhatu yusallî bihi. Hazreti Talha onlara namaz kıldırıyordu. O arada. Ve ekseru ma kâne yusallibim, orada da yanlış var. Ve ekseru ma kâne yusallî, o fesallâ demiş, yusallî, fesiyedir. Ve ekseru ma kâne yusallibim Aliye radıyallahu anh. Ekser Hazreti Ali radıyallahu anh namaz kıldırırsın. Ve vellezî Hazreti Ali ellezî şubbit kimse oldu ki sallâ bihimil ayd, bayramı da o kıldırdı. Bayram oldu, aradan da 40 gün geçti. Dediler ki bayram bitti, yarın hacılar gelir. Hacılar geldiği gibi Osman'ın cemaati çoğalır. Biz Osman'ı daha öldüremeyiz. Ne yapacağız? فَحَاسَرُوهُ مُحَاسَرِ اِتْتِلَرْ Şiddetli bir muhasere. قُلْ اَشَرَةَ اَيَّمْ Bazıları dediler ki muhasere 10 gün devam etti. وَقِلْ اَرْدَعِنَ اَيَّمَنْ Denildi ki 40 gün. O muhasere 10 gün mü, 40 gün mü? Ve ülkenin canı aralarını cem etmek mümkündür. Benle selasine yılmen 30 gün muhasere ettiler. Fakat kâne yahdûkü bis salâti. Hazreti Osman namaza çıkardı. Namaz vakti oldu mu bir şey demezdiler. Gelin namazı kıldırır, gelin giderdi. Ama muhasere devam ediyordu. Ve aşara, fakat 10 gün şeddedü aleyhil hisâb. Hisar'ı şiddetlendirdiler. Ve mena'uhu minel hurudu lissalâ. Namaza çıkmadan men ettiler. Demek ki 40 gün. 30 günü namaza müsaade ettiler. 10 gün namaza da müsaade etmediler. O 10 gün zarfında bu ki namaza çıkarmadı da şiddetlendi. Tecaat ile ensar'ı ile bağır. Ensar toplandı Hazreti Osman'ın kapısına geldiler. Ve kâlu dediler ki ya emirel müminin. İnşike eğer dilersense künne ansarallah Allah'ın ensarı oluruz merhetin iki sefer. Biz peygambere yardım ettik. Şimdi de sana yardım ederiz. Biz ensar iki kere ensar olmuş oluruz. Bir peygamberine bir de halifesine yardım etmiş oluruz. Emret kılıçlarımızı çekelim. Bu dört gün işi temizleyelim. Fakat Hazreti Osman dedi ki la hazeteli benim ihtiyacım olmadı ki zâlike bu. Kufu elimizi çekin, halbetmeyin. İhtiyacım yok, ben de taraf bunları halbetmeyin, bunları öldürmeyin. Benim ihtiyacım yok. Niçin?
inne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz ahede ileyye ahden, bana bir ahet verdi. Ve ene sairun ileyhi, ben de o ahde gidiyorum. Yani Peygamber ve ene sairun ileyhi, ben de ona gidiyorum. Yani Peygamber Efendimiz bana bir söz vermişti ki bu hilafet sana gelecek, sen sabret, bu oruç tut, benim yanımda ısrar edeceksin. Yani bunlarla harp et demedi. Yunan'ı sen de harp etmeme ihtiyacın yok. Bu Ensar'a vermiş olduğu cevap. Ve ce Ali'yün karramallahu ve ce Hazreti Ali geldi ki cemaati min beni haşim. Beni haşimden bir cemaati topladı. Geldiler Hazreti Osman'a. Ne oldukları halde yürüyüp nesrehu, ona yardım eder. Yardımı murad eden oldukları halde geldiler. Ya Emir-i Mümin, sana yardıma geldik, emret. Ne kadar muhasir-i Ensar varsa kılıçları alalım, bu dörtlüğü işi temizleyelim, dediler. Fakale, Hazreti Osman dedi ki, kullu men, her bir kimse ki din benim için orucudur. Ahdun, ahd orucudur ki zimmetiyi onun zimmetinde. Yani benden ahed aldı, beni mübaya etti, beni Emir-i Mümin olarak tanıdı. Onun cimmetinde bir ahit vardır. Her kim ki böyle bir ahit vermişse yekuftu, elini çeksin anil kital, kitaldan elini çeksin, kitala girmeyin. Fâkede Ali'yün Hazreti Ali aldı imametehu sarığını ve remâbiha sarığını attı fî sehni dârini, Hazreti Osman'ın evinin sehninin ortasına attı. Başında sarığı kaldırdı, attı. Kızdı Hazreti Ali, Hazreti Osman'ın düşünmesi. Kendi sarığını, Hazreti Osman'ın sarığını değil. Kendi sarığını. Bir adam hani bir musibet esnası oldu, başını açar, sarığını yere vurur. Musibet bir tehlike esnasında anladı Hazreti Ali ki bir tehlike oldu. Bu adam yardıma muhtaç, yardım istemiyor, emretmiyor. O emretmese, Müslümanlar kılıç çekse, adam öldürse, nanem nasıl durur? Halifenin emri ne olacak? Halife ise emretmiyor. Bu da biliyor ki bu adamlar İlla Osman'ı öldürmek istiyorlar. Hazreti Ali kendi sarığını attı ve kâle dedi ki ذَٰلِكَ لِيُعْلَمَ اَنِّي لَمْ اَقُونُ بِلُقَيْفِ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَحْتِكَ اِذَا خَائِمُ بَا اِتْكَرْمِي اُقُدُ ذَٰلِكَ ben bunu niye yaptım? لِيُعْلَمَ bilinsin ki اَنِّي ben, bu Hazreti Yusuf'un kelamı ya, Hazreti Ali kendisine getirdi. Ben, لَمْ اَقُونُ ben Hazreti Osman'a hıyanet etmedim, bir dolayı da değildim. Ben onu riyabında ona bir hıyanet etmedim. Ve ennallâhe lâ yehdi, Cenab-ı Hak da hidayet etmez keydel hainin, hainlerin hilesini, keydini hidayet etmez. Yani Hazreti Ali ittiham edecekler, Hazreti Ali demek istiyor ki bak ben geldim, sonra beni ittiham ederler. Hazreti Ali buradaydı da niye öldürdüler? Ben yardıma geldim, emret temizleyelim bunları. Hatta bu mesele uzundur da, o vakitte Hazreti Ali nasihat etti. Dedi ki bu Mervan'ı uzaklaştır. Bu Mervan senin yanında sirkatlı kaldığı müddetçe bu işleri, bu fikirleri bu çıkarır. Senin katına sebep olur, bunu uzaklaştır. Sonra bunların bazı dediklerini yap, bu fikriyi ses edelim. İçok şeyler söyledi, daha arada başka şeyler de var. Hazreti Osman dinledi, dinledi. Hazreti Osman bölümünü gözlüyor. Muhakkak öğrettiğini biliyor, onu gözlüyor. Onun için hiçbirisine cevap vermeyecek. Hazreti Ali çıkıp gittikten sonra ailesi dedi ki, sen Ali'nin dediğini yapmıyorsun da bu Mervan'a itimat ediyorsun. Bu Mervan seni kılıca öğretiyor. Sen Ali'nin dediğinden niye ayrılıyorsun? Ali dediğini yapar, böyle yapar, bu işte fitneyi başlayacak. Aynen, dediği halde Hazreti Osman gene kabul etmedi. Niçin kabul etmedi? Hazreti Osman demiyor, onu öldürecekler. Mukadder o. O haberi var. Ne yapsa fayda yok, öyle olacak. Yani Hazreti Ali dediğin yapsa bu kalacak, yok. Yani kitaplayının azizelerin bildiğinden olsun meseleyi bıraktı, nihayete yapacaklar, kendisini öldürecekler. Yani Müslümanlar birbirini öldürmesine kendisi zaten şehit olacak, onu haber almış. Ve menehu Hazreti Osman'da men ettiler. El man azze tatlı suyu. Elbette tuzlu su var ama tatlı su dışarıdan gelecek. Bırakmıyorlar. Fe ersene Aliyyün Hazreti Ali gönderdi El Hasene ve Hüseyin'e ve Abdullah ibn-i Cafer.
Hasan, Hüseyin, Abdullah ibn-i Cafer, Fiyat-ı Minberi Haşim. Beni Haşem'den bir takım delikanlılarla beraber bir sebaası kuradın minelma. Üç kurbe. Kelime dediler ya burada. Üç kurbe bunlar dedi ki alın, onu götürün, Hazreti Osman'a verin. Şimdi kim nasıl gidecekler? Grup çekecek, her biri tepe çekecekler. 4000 kişi bir taraftan, bunlar azami 5-10 kişi. Bunların her biri edecekler de suyu götürecekler. Fahâdûnâ, mâne oldunuz, götüremezsiniz dediler. Çünkü ondan evvel Ezvaç-ı Mutahharat'tan birisi, belki ömür müminin de bir şey demezler diye katıra suları yüklerini götürürken, suyu şey döktüler ve kendisi gerisinde bir şey aldılar. Ümmül müminin vesaire dinlemediler. Ne olsun bile, yani münafık değil de ne bunlar? Ondan sonra Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, daha Abdullah ibn Zübeyir, Abdullah ibn Ömer, bunlar Beni Haşim'den bir cemaatle su götürüyorlar ama su getirmeyi istediler. Ve diyor ki, tehamelû aleyhim. O su getirirler üzerine hücum ettiler silahına. Hattâ cürihel Hasan ve Hüseyin ibn Ali. Ya Hazreti Hasan ya Hazreti Hüseyin ok attılar, onun birisine de isabet etti, yaralandı ve kan attı. Ama hangisi rivayette, ikisi de var, meşgul. Ve sabitten alavetsi, kan yüzünden aşağı attı. O vakitte ve evsaduhu, fakat onlar ne diyecek ki bütün bütüne yaralandı, yaralandı, suyu yetiştirdiler. Evsaduhu eriştirdiler, elma suyu. Felemma râhu zâlik, baktılar ki Hazreti Ahsen yahut Hazreti Hüseyin yaralandı, kanı aktı. Khafu Beni Haşim, Beni Haşim'den korktular. Beni Haşim'den bir adam yaralanırsa Beni Haşim'in peki var. Bunlar şimdi kriz çeken gelirlerse ne yapacağız dediler. Beni Haşim'de her zaman tutuşalım. Korktular. Ve terekül bağır, vakitte kapıya daha hüküm etmediler. Onlar suyu götürdü, kapıda durdular. Kapıda gözünden durdular. Kim gelirse vuracaklar. Fakat evvel işte bu ok meselesiyle nasıl Hazreti 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 Hüseyin yaralanınca baktılar ki şu olmuyor da. Fenekkabû ve nekkabûl zeyden zahri. Arkadan evi derdiler. Komşunun evine girdiler. O komşunun evinde duvarı geldi, içeri girdiler. Ve kâne indehû Hazreti Osman'ın yanında.